Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte yine bir püsküllülük modeli yapacağız ve yine harf çalışması yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi yine bir e, kristal bonbon lif ipi kullanacağım. Hemen şöyle tığımdan da bahsedeyim. 3 numara 2.20 milimlik tığ kullanacağım. Hazırlamızı yapalım ve hemen başlayalım. Evet düğümümü attım ve zincir çekerek başlıyorum. 3 Bu şekilde 100 tane zincir çekelim. Evet bakın 100 tane biraz fazla zincirimi çektim. Kalanını kopartacağız. Şimdi tığımı doladım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimizin kanatına iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim, tığımı doladım. Bir taneyi bırakıp bir sonrakine tekrar iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir tığımı doladım. Bir taneyi bırakıyorum. Bir sonrakine iki de çektiğim trabzan yapıp bu şekilde kutucuklar oluşturuyorum. Tekrar bir zincir bir taneyi bırakıyorum. Bir sonrakine iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Evet bu şekilde 39 tane kutucuğumuzu yapıp gelelim. Evet bakın 39 tane kutucuğumu bu şekilde yaptım. Şimdi burada fazla gelen ipimizi ise hemen şöyle bir makasla kesiyorum. Ve buradaki ipi de çektiğimiz zaman tekrar düğüm olarak kalacaktır. Size bir sıkıntı yaratmayacaktır. Şimdi buradan itibaren bakın 2, 3, 4 tane zincirimi çektim modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. Hemen püskül yaparak başlıyorum. Bakın ilk trabzanımdan ipimi çıkardım. İpime baskı yapıyorum parmağımla. İki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bu kez zincir içerisinden ipimi çıkardım. İpime baskı yapıyorum ve iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar bakın, bu kez trabzan tepesine çektim. İpime baskı yapıp iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Bu şekilde püsküllerimi yapıyorum. Bir tane zincir içerisine, bir tane trabzan tepesine püsküllerimi yaparak devam ediyorum. Bakın arka kısımda püsküllerimiz oluşuyor. Bu şekilde devam edeceğiz bu sıramızı sonda bir kutucuk kalıncaya kadar bu şekilde püskülü yaparak devam ediyorum. Bitirip gelelim. Evet bakın sonuna kadar geldim. Burada bir tane kutucuğum kaldı. Bir tane zincirimi çektim, tığımı doladım. Hemen orta kısmına yani yukarıdan sayınca bakın 1, 2, 3. zincirimizin kanatına 2 de çektim. Trabzan yapıp köşemi oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. Bakın bu kısmımızın püskülü hazır. Şimdi diğer tarafın püskülünü yapacağız. 4 tane zincirimi çektim. İlk trabzandan püskülü yaparak başlıyorum. Bakın hemen ipime baskı yapıyorum. 2 de çektiğim trabzan tekrar bir sonrakine geçtim yine baskı yaptım ikide çektiğim trabzan bu şekilde devam edeceğiz bu sıramızı da püsküllerimi yaparak ilerliyorum bakın buranın birinci sıra püskülünü yaptık şimdi arkanın birinci sıra püskülünü yapıyorum bu şekilde iki sıra önde iki sırada arkada püskül olacak şekilde e, yapalım kenardaki e, kutucuklarımızı unutmayalım. E, dediğim gibi iki sıra önde, iki sıra da arkada püskülümüzü yapıp gelin. Evet, bakın iki sıra püskül ön kısımda, iki sıra püskül de arka kısımda olacak şekilde yaptım. Şimdi burada bir tane zincirimi çekip köşemi oluşturacağım. Bir, iki, üçüncü zincirimizin bakın kanatına iki de çektiğim trabzan yapıp köşemi oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim, modelimi döndürdüm. Biraz yaklaştıralım. Bakın burada tığımı doladım. Yine püskül yaparak devam ediyorum. 13 tane püskül yapacağım. 2 Bu şekilde 13 tane püskül yapalım. Evet 13 tane püskülümü bu şekilde yaptım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir taneyi bırakıp bir sonrakine trabzan yaptım. Kutucuk oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir taneyi bırakıp bir sonrakine tekrar kutucuk oluşturuyorum. Bir zincir bir taneyi bırakıyorum. Bir sonrakine kutucuk oluşturuyorum. Sonda 13 tane trabzanım kalana kadar bu şekilde kutucuklarımı yapalım. Tekrar gelelim. Evet bakın 24 tane kutucuğumu oluşturdum. 25. yaparken bakın bir tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. 25'i yaparken bir taneyi atlıyorum. Bir sonrakine hem püskül yapıyorum. Bakın hem 25. kutucuğumu yaptım. Burada da püskülümü de oluşturmuş oldum. Tekrardan Burayı da püskül yaparak devam ediyorum. Yine 13 tane püskülümü yapıyorum. Yapalım gelelim. Evet 13 tane püskülümü yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. 1, 2, 3. zincirimin kanatına trabzanımı oluşturduğum Köşemi oluşturdum. Tekrar 4 tane zincir çekip modelimi döndürdüm. Şimdi birinci sıramızı bu şekilde yaptık. İkinci sıramız da aynı şekilde olacak. Püskül sayımız ve kutucuk sayımız aynı şekilde bu sıramızı da bitirip gelelim. Evet hanımlar bakın ikinci sıramı bu şekilde gittim. Bakın püskül sayılarım aynı, trabzan sayılarım aynı. Bu şekilde gittim. Üçüncü sıramda ise bakın buradaki püsküllerimi yaptım. Yine 13 tane. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. kutucuğumu yaptım. Şimdi burada 15. kutucuğumuzu yaptık. 16. kutucuğumu yaparken bakın hem kutucuğumu yapıyorum hem püskülümle başlıyorum. Bu şekilde ilk püskülümü yaptım. Tekrar tığımı doladım. Zincir içerisine yine bir püskül yaptım. Tekrar tığımı doladım. Trabzan tepesine püskülümü yaptım. Tekrar zincir içerisine Trabzan tepesine. Bu şekilde 6 tane kutucuğumuzun içerisine püskülle dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 tanesini yaptık. Beşinciyi yaptım. Ve 6. kutucuğumuzu bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğumu püskülle doldurdum. Buradan itibaren bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine bir trabzan. Bir zincir. ikinci trabzanımı yaptım. Bir zincir. Üçüncü trabzanımı yaparken bakın burada püskülle başlıyorum. Burayı unutmayın. Bu kısımlarda püskülle başlayacağız. Hem kutucuklarımızı yapacağız hem püskülle başlayacağız. Bakın ilk püskülümü yaptım. Bu şekilde 13 tane püskülümüzü yapalım. Evet 13 püskülümü yaptım. Bir zincirimi çektim. 1, 2, 3. zincirimin kanatına yine köşemi oluşturdum. 4 zincirle tekrar modelimi döndürdüm. Bakın bu şekilde. Şimdi e, buranın ilk püskülünü, bu kısmın püskülünü yaptım. Şimdi arka kısmın püskülünü de yapacağım buraya. E, şöyle söyleyeyim. Bakın ilk sıra püskülümü yaptım. Biraz sonra da ikinci sıra, yani arka kısmın birinci sıra püskülünü yapacağım. Ee, bunu ne kadar götüreceğiz sayılarımız aynı buradaki püskül sayım aynı kutucuk sayım aynı buradaki püskül sayım aynı kutucuk sayılarımız aynı. Burası da aynı şekilde devam edecek artık sıramız ta ki şuradaki püskül sayım bir şuradaki püskülümden bahsediyorum buradaki püskül sayım 6 sıra oluncaya kadar arkada da önde de 6 sıra oluncaya kadar bu şekilde örelim daha sonra tekrar gelelim. Evet bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 püskül önde 6 püskül arkada olacak şekilde ördüm. Şimdi bir sonraki sırama geçtim. Bakın buradaki yine köşemi ve püsküllerimi yaptım. Şimdi buradan itibaren bir tane zincirimi çekiyorum. Burada kutucuğumu oluşturuyorum. Tekrar bir zincir ikinci kutucuğumu oluşturuyorum. Bir zincir, 5 tane kutucuk yapalım ve 5, bir tane zincir çekiyorum. 6. kutucuğumu yaparken püskülle başlıyorum. Hem kutucuğumu yapıyorum hem bakın püskülle başlamış oldum. 3, 6 tane kutucuğum oldu. Devam ediyorum bir tane zincir içerisine. Bir tane trabzan tepesine püskül yaparak buradaki kutucuklarımı püsküle dönüştürüyorum. Şuraya kadar, püskülümüzün sonuna kadar bu şekilde püsküllerimizi yaparak bit gelelim. Evet bakın püskülümün sonuna kadar bu şekilde püskül yaparak geldim. Bakın tam sonuncudayım. Yine 3 tane kutucuğum var burada. Yine kutucuklarıma kutucuk yapıyorum. Buradaki 13 tane püskülüme de püskül yapıyorum. Bu kısmı sonuna kadar götürelim. Evet bakın sonuna kadar bu şekilde getirdim şimdi modelimi döndürdüm ee, bu şekilde yine aynı şekilde bakın püskül sayılarımca püskül yine kutularım e, üç tane kutumuz buradaki püskül sayılarımız hiç değişmeyecek aynı şekilde devam edecek ne kadar devam edecek bakın birinci sıra püskülümü yaptım bu kısma Burada iki sıra püskül oluncaya kadar. Burası ve arkası da iki sıra püskül olacak. Ön kısmı da iki sıra püskül olacak. Yapalım gelelim. Evet, bakın iki sıra püskülümü bu şekilde yaptım. İki sıra da arka kısımda oldu oluştu. Şimdi bakın bir üst sırasında yine aynı şekilde kutucuğumu yaptım, püsküllerimi yaptım. Yine püskülümün oraya kadar 1, 2 üç dört beş 6 tane kutucukla geldim. Şimdi buradan itibaren devam ediyorum yine kutucuk yapmaya. Bir tane zincirimi çektim. Bir taneyi bırakıp bir sonrakine kutucuk yapıyorum. Bir zincir bir taneyi bırakıp bir sonrakine trabzan yapıp kutucuğumu oluşturuyorum. Bu kısmı bu şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şunu alıyorum bakın 13 tane bu şekilde ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane trabzanım kaldı püskülüm kaldı. Şimdi burada bakın bir tane zincirimi çektim tığımı doladım bir taneyi bırakıp bir sonrakine püskülle başlıyorum. Bakın bu şekilde hem kutucuğumu oluşturdum hem püskülümü yaptım. Devam ediyorum püskül yaparak. 13 tane püskülümü yapacağım. Yapalım gelelim. Evet bakın buraya kadar yine püskülümle geldim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Yine burada 3 tane kutucuğumu oluşturuyorum. İkinciyi yaptım. Bakın üçüncüyü yaparken yine püskülle başlıyorum. Ve püskül yaparak devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Şurada toplamda 16 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi buraya da bakın. Burası birinci sıramız. Kutucuklu bölümümüz. Şu kısmımız birinci sıramız. 4 sıra bu sistemde devam edeceğiz. Püsküllerim aynı. Kutucuk sayım aynı. Buradaki püsküllerim aynı. Buradaki kutucuk ve buradaki püsküllerim aynı şekilde devam edeceğiz. İlk sıramızı yaptık 4 sıra oluncaya kadar bu şekilde devam edelim daha sonra tekrar gelelim Evet hanımlar bakın 4 sıra bu şekilde gittim şimdi 5 sıramı yani buradaki son e, diğer sıramı giderken ise bakın buradan köşemi oluşturdum yine püsküllerimi yaptım burada devam ediyorum e, bir tane Pardon bir zincir çekiyorum tığımı doladım bir kutucuk yapıyorum Tekrar bir zincir. ikinci kutucuğumu yapıyorum. Tekrar bir zincir. Üçüncü kutucuğumu yaparken püskülle başlıyorum. Bakın. Tekrar zincir içerisine bir püskül. Trabzan tepesine bir püskül. Zincir içerisine bir püskül. Trabzan tepesine bir püskül yapıyorum. Bu şekilde yine kutucuklarımı, buradaki kutucuklarımızı püskül yapacağız. Şuradaki püskülümün sonuna kadar bu şekilde püskül yaparak gelelim. Evet bakın e, bu kısmımı da şuradan itibaren burayı da püskül yaptım. Şimdi burada yine değişiklik olmayacak. Bir zincir çekiyorum. Kutucuğumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine kutucuğumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın buradan püskül yaparak başlıyorum. Üçüncü kutucuğumu yaptım. Hem de püskülüme başlamış oldum. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine sonuna kadar götürelim. Köşemizi yapalım. Şimdi şöyle modelimi döndüreyim. Bakın böyle daha iyi anlarsınız. Şimdi artık e, buraya ilk sıramızı gittik. Bakın püskülümüzün. Şimdi ilk sıra arkaya gideceğim. Burada yine aşağıda yapmış olduğum gibi iki sıra önde iki sıra arkada. Buradaki işlemlerimizin tamamı aynı. Burası da aynı. Bu şekilde devam edeceğiz. Ee, i̇ki sıra önde, iki sıra arkada olacak şekilde örüp gelelim. Evet, bakın, iki sıra önde, iki sıra arkada olacak şekilde püskülümü yaptım. Şimdi bir sonraki sıramda ise, bakın, kenardaki yine püskülümü, köşemi püskülümü yaptım. Burayı ise tamamen e, kutucuk yapacağız. Bir zincir çekiyorum bir kutucuğumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir taneyi bırakıp bir sonrakine. Tekrar bu şekilde buradaki püsküllerimin üzerlerine kutucuk olarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde sonuna kadar götürelim. Evet bakın sonuna kadar bu şekilde geldim. Şimdi burada yine püsküllerimi devam ediyorum aynı şekilde. Bakın hemen püskülle başlıyorum. Yine buraya 13 tane püskülümü yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. 13 püskülümüz ve köşemizi yapacağız. Şimdi bu sıramızı ne kadar yapacağız? Aşağıda şu kısımda 2 sıra kutucuk yapmıştım. Ama burada harfimizi kapatmaması için üzerine düşen püsküller harfimizi kapatmasın diye 3 sıra bu şekilde kutucuk olarak gideceğim. İlk sıramızı yaptık. 3 sıra oluncaya kadar örelim. Sadece kenarlarımızda püsküllerimiz olacak. Orta kısmımız kare olacak. Kutucuklarımız olacak. 3 sıramızı yapıp gelelim. Evet, bakın 3 sıra bu şekilde gittim. Şimdi son 3 e, sıramızı gideceğiz. Aşağıdaki, bakın şu kısmı yapacağız. E, püskül bölümümüzü yapacağız. Buradaki kutucuklarımı tamamen kapatacağım artık. Bakın, püskül bölümümü yaptım. Şimdi burada devam ediyorum. Bir tane zincir arasına bir püskül, trabzan tepesine bir püskül. Zincir arasına bir püskül, trabzan tepesine bir püskül. Bu şekilde bütün kutucuklarımı püsküle dönüştürüyorum. Evet, bu şekilde e, bütün kutucuklarımızı püsküle dönüştürüyoruz. Bunu ne kadar gideceğiz? Birinci sıra püskülümü şu an gidiyorum. E, aşağıda yapmış olduğum gibi, iki sıra önde, iki sırada arkada olacak şekilde. Tamamını sadece kenardaki en köşelerdeki kutucuklarım hariç tamamını püskül yapıyoruz. İkişer sıra yapıp gelelim. Evet, bakın sonuncu e, sıramızı gideceğiz. Şimdi iki sıra püskül burada iki sıra püskül de arkada olacak şekilde bu sıramızı da tamamladım. Şimdi sonuncu sıramı giderken burada sadece kutucuk yapacağız. 4 zincir çektim. Bakın ilk etapta hemen ilk Trabzan'ıma kutucuğumu yaptım. Bir zincir bir taneyi bırakıp bir sonrakine tekrar bir kutucuk yapıyorum. Tekrar bakın bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine kutucuk yaparak sonuna kadar bu şekilde götürüyorum. Evet bu şekilde sonuna kadar gidelim. Evet bakın sonuna kadar geldim. Burada ise ipimi kopartıyorum. Tekrar kenar oyasını başlatacağım. Bakın bu şekilde tamamen kutucuk yaptık. Şimdi kenar oyasını tekrar aynı bölümden başlatacağım. Tam köşeme gelmesi için de ipimi burada kopardım. Daha düzgün bir kenarımız olsun diye. Bakın hemen bir tane düğümümü attım. 1, 2, 3. bakın bu kısma ipimi sabitliyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir zincir çektim tığımı doladım. Bakın tam köşeme bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip tepe kısmına bu şekilde pıtırcık oluşturdum. Tekrar tığımı doladım aynı noktaya. Yine bir trabzan yaptım. 3 tane zincirle tepe kısmına pıtırcık oluşturdum. İkinciyi yaptık. Aynı şekilde 6 tane oluncaya kadar bu şekilde pıtırcık yapıyorum. Evet bakın 6 tane oldu. Şimdi hemen bir sonrakine köşelerimizde böyle yapıyoruz. Hemen bir sonraki kutucuğa sabitliyorum. Düzgün bir köşem oldu. Tekrar tığımı doladım. Bir taneyi bırakıp bir sonrakine bir trabzan yaptım. Tekrar aynı şekilde buraya 5 tane yapabilirsiniz. Köşelerimizde 6 çok daha iyi duruyor. Bu kısımlara ise 5 taneden oluşan pıtırcık yapalım. buraları biraz hızlı geçiyorum anladığınız için Bakın 5 tane yaptım. Şimdi buradaki e, pıtırcıklarımı yaptıktan sonra bakın 1 2 kutucuk atlıyorum 3.ye sabitliyorum. Tekrar başlarken de tığımı doladım bir taneyi bırakıyorum ikinciye başlatıyorum. Bu şekilde bende çok düzgün kenarlar oluyor. Çok düzgün kenar oyası oluyor. Tabii önemli olan şu görüntü. Böyle güzel duruyorsa bir tane atlayabilirsiniz. iki tane atlayabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Kenar oyamız bu şekilde olacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Liflerimizin bakın bu kenar bölümlerine tam şu kenar bölümüne mutlaka şöyle bir tane denk getirmeye çalışın. Çünkü e, kenarlarımız ne kadar düzgün olursa kenar oyamız o kadar güzel kendini gösterecektir. Evet kenar oyalarımızı da bu şekilde dört kenarında yapalım. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Bir de şu anda e, iplerimiz birazcık e, karışık görünebilir. Pardon. Birazcık bu şekilde karışık görünebilir. Bunu da nasıl yaparız saç kurutma makinanızı sıcak ayarda üzerine bu şekilde düz bir şekilde birazcık birkaç dakika tuttuğunuz zaman ve elinizle bu şekilde düzleştirdiğiniz zaman çok güzel bir püskül elde edersiniz düzgün bir püskül elde edersiniz. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın aşağı açıklamalar bölümüne instagram sayfamın linkini bırakacağım oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.